Evet, selam arkadaşlar. 18 Ağustos Kore Anıtları'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kore Anıtları'nda ekstra kostüm yok. Biliyorsunuz bizde de bu kostümü detaylandırmak için bir hafta geç çıkaracağız demişlerdi. O yüzden onlarda da çıkış tarihi şöyle bizdeki tarihlerin hepsinden bir hafta çıkartılmış versiyonuyla aynı sırayla geliyor, unutmayın. Ama Kore'deki yönde gelen bu hafta yeni bir özelliği söyleyebilirim. Bu hafta yeni gelen içeriğimiz arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen hafta şeyle başlayacak bir değişim geliyor demiştik. Artık karakterlerin kostümlerindeki ayakkabıları ayırıp ayrı bir eşya olarak vereceğiz demişlerdi. Bu gelecek yeni değişimde Nova'nın sepya kostümünü işleyecek. Artık Nova'nın sepya kostümünü aldığınızda ya da önceden varsa postayla yollanacak şekilde. İki tane ayrı eldiven ve ayakkabı şeklinde yollanacak. Ve bu yüzden daha fazla boyayabileceğiniz bir customization ayarları gelecek. Bunların aynı değişimler bize 1-2 hafta gecikmeyle geleceğini unutmayın bize. O yüzden diğer kostümleri de bu premium kostümleri de bu tür değişim geleceğini tahmin ediyorum ben. Evet, gelelim şimdi Yamanlı'nın kendisine. İnci dükkanı bitti. Karakterler Elvia sunucusundaki silahları kullanma yöntemi değişti. Artık orada hop silah çıktı. Hop üzerindekini çıkar 5 saniye bekle kardeşim. Sonra hop yeni silah aldım 5 saniye bekle kardeşim. Oto ölmeden geriye kaç kardeşim gibi aptallıklarla uğraşmadan R'ye basıp uyanış mı ana silah mı vesaire tak diye tıklayıp alabileceksiniz. Aldığınızda buff şöyle parlayacak. Evet, günlük ambulansımız da geçti. Elektrik alırsınız böyle, suyu da böyle, ateşle böyle parlayacak. Bu buff aldığınızda güzel şeyler olacak, artık kanser olmayacak. Özellikle guarding'i böyle bir silah değiştirdikten ya da bir skill attıktan sonra uzun süre boş boş bekleyen çarlar oynuyorsanız herkese hayırlı olsun bu değişim. Artık çat diye buff alacaksınız. Şükürler olsun. Karakter yürürken otomatik koşmayı aktive etme geldi. Özellikle bu çok güzel bir değişim. Mesela uzun bir rotayı bıraktınız. Mesela ben ta buradan şuraya gideceğim. Ben buraya giderken otomatik koşmayı bıraktım. Nefes bittiğinde duruyordu. Sonra bir daha shift'e basmak gerekiyordu. Artık aynı attaki gibi tıklıyorsunuz. Nefesiniz doldukça sürekli koş 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 şeklinde otomatik koşacak şekilde bir ayar geldi. Çok da iyi, çok da güzel oldu. Ben bayıldım. Şuraya gelecek bu ayarda. Onun için DK'nın 100 tipiyle ilgili değişimler var. Yani çok küçük değişimler bize geldi. Görürsünüz detayları. Ben ilgilenmiyorum yani. Merak edenler videoyu durup bakabilir. Ten rengi yanak böyle parlaklığı birazcık düşürmüş. Onun dışında çok bir şey yok. Onun için Nova'ya bir nerf geldi biliyorsun. Geçen hafta anlatmıştık Global Lab'de. O biraz daha detaylanıp daha farklı bir sistemi getirmiş. Bu arada iki değişim var. Birinci değişim şu sağ klik attığındaki vakumları geri çektiğinde %5 yıldız nefes kazanıyordu. Pardon, %10 kazanıyordu ya. O %5'e düştü artık o yüzden. Animasyon iptaliyle birlikte yaptığınızda %20 kazanacaksınız. Animasyon iptali yapıyorsunuz %10 kazanacaksınız artık iki tane alsanız bile. Bir nerf bu, ikinci nerf de bu. Yani bu Exile moda geçişi zor yavaşlattı. Diğer değişimde herhangi bir skill attıktan sonra sol tık attığınızda ileri doğru bir dash hamlesi vardı ya, bayağı hızlı götüren skill'lerden biri. Eskiden sadece 30 SP kullanırken artık skill'i kullanırken 50 SP, cooldown'da kullanırken de 100 nefes tüketecek şekilde bir ayarlama geldi. Güzel bir değişim. Yani PvP'de biraz daha zorlar ama gene öldürmeyecek. Sadece biraz daha her meta klası oynayan kişinin oynayamayacağı seviyede bir zorluk getirildi. Aynı değişim Global Lab'de anlatmıştık arkadaşlar. Sage'in de iframe spamlama skill'i süper armor'a dönüştürdü. Takip etmesi daha kolay oldu. Fetih Savaşı'nda Sage'in böyle yüzünüze gele gele iframe spamlaya gelişini görmeyecekler. Artık DPS atıp ayakta öldürebilme şansı olacak. Tabii öküz gibi DPS'i varsa o Sage'in hala bunları yapmaya devam edecek. O yüzden uyanık oynamaya devam edin. Ama gene dediğim gibi her metacının oynayabileceği seviyede OP değiller artık. Birazcık düşürdüler. Birazcık böyle bir tık. Hani hala oyunda ne op içeri bence Sage ve Nova uyanış ama. Onda hala fikrim aynı. Burada farklı bir şey var mı ona bakayım. Ha bir de bu Shift F'teki kritik hasarı PvP'den PvE'ye çekilmişti. O da aynı şekilde getirildi. Şu iframe super armor'unu zaten söyledim. Bu yukarı vuramam mevzu galiba. Black Spirit atılmama sorunu açmış. Okey. Ha bir de aktarım skin'de şey. Bir tane skill'i şey gelmişti. Kritik atma şansını şey almıştı. İleri sağ klikti galiba. İleri sağ klikin kritiği kaldırılmıştı galiba. Doğru hatırlıyorsam.
Yani sen zaten bize geldiğinde görürsünüz bir hafta sonra ama ben böyle diye hatırlıyorum. En kötü ünlem global yazıp izleyin Yamanlık'tan şey YouTube'dan tabii geç izliyorsanız. Corsair bir sürü değişim var. Yani okumayacağım zaten aynı değişimler bize de geldi bugünkü Yamanlık'tan o yüzden geçiyorum. Eşya. Biliyorsunuz Global Lab'de geçen haftalarda şey yapmıştık ama oraya bir hafta geç gelmişti bu. Bir hafta geç geleceğini şey yapmışlardı. Kore arkadaşlar gelmedi o yüzden Loose Scroll açma kapama. Bu Loose Scroll açma kapama olayı biliyorsunuz. Mavi ya da sarı sayıcı kullandığınızda artık Agris gibi bir eşya şeyi olacak tepede şurada Agris sayıcı gibi. Buna sağ tıklayıp işte açacaksınız, kapacaksınız. Sarı versiyonu yani daha yüksek çöp almak istiyorsunuz. İkinci düğmeye tıkladığınız şekilde güzel bir kolaylık gelecek. Bu henüz bize gelmedi ama büyük ihtimal bir hafta sonra. Kore'ye sonra da bize bir hafta gelir diye tamam ama belli olmaz. Belki bir anda bu hafta globale girip hem global hem Kore hem bize de bir hafta sonra da gelir belli olmaz. En geç 2 haftaya geliyor ama onu size söyleyebilirim. Bu Eldivan'a ayrılma şeyini inci dükkanı söylemiştim. Elvia silahı değişiminden dolayı artık Elvia buff'u alınacak şekilde değişiklik yapıldı bu Elvia görevlerine ve Elvia buff'u alabildiğiniz kutulardaki değişimler vesaire vesaire. İçerik. Ha bu guild penceresi. Şey biliyorsunuz guildlerin bu Kore sunucusunda ana sunucu atama olayı vardı. Bize hala gelmedi aylardır. Zaten gelse bile çok işlevi yok çünkü bizde direkt sunucu sayısı az olduğu için hani bunu yapabilecek guildler sadece Valencia, Serendia. Valinos ve Carfin yapacak. Medya bomboş yani. Kimse Medya'yı hız seçmeyecek mesela. Öyle gariplikler var. Çünkü bu sunucu arasında cooldown azaltılmış bir şekilde geçiş yapmaya ve sondaj karmaya izin veriyor bu sistem. O gelecek yakında diye umut ediyorum bize. Bu eskiden değiştirilemiyordu. O değiştirilebilecek şekilde yapıldı ama değiştirme süresi de 30 gün. Yani siz Valencia 2'yi seçtiniz. Şey Valencia'yı seçtiniz diyelim ana sunucu. 30 gün sonra değiştirebileceksiniz. Eskiden hiç değiştirmiyordu mesela. Ha, bu sunucu değişimi olayından dolayı sondaj kuyusu açtıysanız o sondaj kuyusu yok olacak haberiniz olsun. Kızıl arendaki minimap fonksiyonu değişti. Biliyorsunuz orada klandaşınız varsa rakip takımda özellikle ağaç sürmesi ekstra zordu. Artık klanınızla olup olmamasından bağımsız bir şekilde rakipler kırmızı, kendi dostlarınızda sarı şey beyaz gözükecek şekilde renk kodu eklendi buraya. Onun dışında bir de şey gibi eklendi. Colorblind renk körü modu da eklendi bu ayara. Renk körü modunda da kırmızıdan maviye gözüküyor bu. Doğru anladın mı? Aynen open it blue. Aynen. Onun dışında konak sistemindeki bu kamera açıları ile ilgili şeyler geldi. QE basıp çevirme modu, işte yukarı aşağı şey şamdan kaydırma modu gibi gibi şeyler geldi. Umarım bize de gelir artık bir dekore ederiz şunu. Onun dışında Savage Rift'te altar upload yani kan altarı ve cehennem geçidine bir değişimler geldiği için Kore'de bakıma alındı onlar bir iki hafta sürecek büyük ihtimal. O yüzden bize de bir hafta sonra kapatılır diye tahmin ediyorum. Ben hatta bu hafta bile niye kapatılmadı bilmiyorum ama zaten oynayan var mıdır o da ayrıca konu da neyse. Artık bu görevler bir süre boyunca yapılamayacak şekilde bir değişime gittiler. Bakalım ne getirecekler göreceğiz. Umarım şu kan altarına building yapma öyle bir savunma olayı. Kan altarına şey. Dur hangisinde tüfek kurulum var diye. Umarım şu tüfek ve kurulum olana tüfek yerine skill atıp kurulum yapma olayı gelir. Diğerine de minimap özelliği gelir. Onlar en tilt olduğumuz şeyler genel bu içeriklerde. O yüzden kimse yapmıyor genelde. Yani minimap olmama son modda bayağı saçma. Onun dışında bu görevler alınmıyor dedik. Bu Kafras günlüğü değiştirme koşulu da değişti. Bu şeyler kapalı olduğu için ona göre. Balıkçılık konumu değiştirdi şunların vesaire. Arkadaşlar Akman Tapınağı'nda şu şeyin çıkmama olayı diyor. Bu herhalde bu Corsair'in çıkarttığı petler falan diye tahmin. Başka ne bilmiyorum çünkü mobile device diyor. Bilmiyorum yani başka bir şeyse. Görev bilgi bu. Görev ve bilgi olayı şey görev şartları değişti. Elvi silahlarının buff'a dönüştürmesine o yüzden geçiyorum. Çok önemli değil. Bu sezonla ilgili değişimle aynısı bize geldi. O yüzden geçiyorum. Şunun da aynısı bize geldi. O yüzden geçiyorum. Aynısı geldi. Aynısı. Aynıları geldi. Aynen hepsi bize de geldi. Geç. Bunların da hepsi geldi geç. Arka plan epistres buna ne gelmiş? Köy muhabbeti güvenli bölgeye çevrilmiş. Önemli değil. Kaplan'da da şey diyeceğiz. Aynı şey o yüzden önemli değil. Fetih ve bağlantı noktası savaşı. Bu çok güzel bir değişim arkadaşlar. Artık Fetih savaşında
Özellikle klan deposuna sürekli eşya depolamak zorunda kalan Guild'ler kurtuldu. Özellikle klan skill'leri eksikse şurada. Hani klan skill'leri eksik değilse gene şu çok acı çektirmiyor da. Klan deposunun yani sürekli full takılı olması çok tilt eden bir şeydi. Çünkü bir sürü kılım eşyasını millet oraya atıp sonra safe'e gidip oradan alıp kuruyordu. Artık eşya geldi şöyle bir tane. Bu eşyayı alıp kuruluma başlıyorsunuz. Kurulum yaparken nereye ne koyacağızı buradan tıklayarak seçip çat diye koy şeklinde yapıyorsun. Çok güzel, çok rahatlatan, harika ötesi bir değişim. Yani yemin ediyorum galiba şey olmuş bu masaya ve koltuğa bantlanıp oyunu oynamaya zorlanan Cemler Fetih Savaşı'na katılmış. Bu hafta kurulumu yaptırtmış herhalde, anlamışlar ne kadar kanser olduğunu. Hayırlı olsun, çok güzel bir değişim. Gelen tüm eşyaların şeyleri de böyle listesi. Bunların hepsi artık kurulabilir oldu. Onun dışında... Ne? Phantom's Lord Barahem. Ha, açıklamaları düzeltilmiş, okey. Şu modun aynısı bize de geldi. Aynen, bunların aynısı bize geldi. Geç. Aynısı bize geldi, geç. Ha, bu çok güzel bir değişim. Keşke bu da bize gelseydi diye umut ediyorum ama gelmedi. Artık Orge ve Troll biri sürdüğünde yani... Bin dediğinde gözükmüyordu Nick'i. Kimin çaldığı ya da kimin kullandığı gözükmüyordu. Millet bunu birbirine ajan sokup birbirine ogre trollünü boşa sallayıp falan böyle tilt ediyordu. Artık kimin bindiği ve düşmanı da daha iyi ayırabilecek şekilde değişim geldi böyle. Çok güzel bir değişim. Atların çitlere ve çit kapılarına verdiği hasar fetihlerde ve not savaşlarında hepsinin %10 arttırıldı. Not savaşları ve fetih savaşlarında filin vurduğu tüm skill'ler ve tüm basic ataklar vesaire hepsi %10 arttırıldı çitlere vesaire binalara. O yüzden çit veya atı kullanmayın arkadaşlar. Artık fetih savaşı notlarda ilk elenecek arkadaşlar. O yüzden atlarınızı ve fillerinizi ayarlayın artık savaşlar için. Construction of artı ve bize according to maximum derken mebetin. Fetih savaşında maksimum kurulumu izin verecek şekilde bir değişim gelmiş bu top gözlem evine. Top gözlem evi kurulum limitine takılıyordu. O artık kaldırılmış galiba doğru anladıysam. Bir tane guild ya da guild alliance'ı birden fazla noda sahipse kurulum limiti maksimum 6'yı geçmiş şekilde kurulum yapabileceği şekilde değişiklik yapıldı. Bu node war sisteminden bahsediyor, fetih değil. Before the port stage dediği şey de olabilir bu arada. Bu biraz çeviri sorunsalı. O yüzden emin değiliz. T4'e kadar ki olan nodlar da olabilir bu. Sadece T4'teki nodlar da olabilir. T4 dahil olmayacak kadar 4'e kadarkiler de olabilir. O yüzden bilmiyorum. Değişim de şu. Önceden 3 alev kurulurken 2 indirildi. Fil bakımı da 2 kurulurken 1 indirildi. Bu benim tahminim 4'den önceki nodlara kadarki limitasyon ama belli de olmaz. Bunu geldiğini görürsünüz bir hafta sonra. Zaten önceden hazırlık yapacak bir şey değil bu. Bayrağın özel bölgelere atılıp kırılamama bug'ı vardı o zaten de. Aynen. Multiple node... Bir sürü node aynada kapışken bayrak atma sorunsa düzeltildi. Bu atamama sorunu ya da. İkisi hepsi düzeltildi yani özetle. Bu Valencia bölgesinde olmuş bu bug gördüğünüz üzere. Mediah'ta olmamış ve Kalkon'da olmamış bu bug. Sadece Valencia'da olmuş. O yüzden tespit edilmemiş. Biz EU ve MENA ve birkaç tane daha sunucular hepimiz acı çeke çeke savaştık ya. Valencia, Kalkon, Mediah. Bu... Yani Kore'de galiba Valencia olmuş, o yüzden tespit edilemeden bize geldiniz ki. NA'de tespit edildiği için önceden EU ve bizde düzeltildi. Hayırlı olsun onlara. K menüsünde filtrelere geldi. Burada mesela front guard diyorsunuz. Buna tıklayıp tüm front guard skill açabilirsiniz. Super armor ya da işte float, down smash, down, işte down attack, air attack gibi şeyleri tıklayıp açabileceğiniz bir arama fonksiyonu geldi. Çok güzel bir değişim. Artık iframe skill ne diye böyle tek tek İkonları böyle aramaya tilt olmak yerine buradan tıklayıp çat diye bulabileceksiniz. Güzel bir değişim. Özellikle cluster bilmeyenler için. Şu arayüzlerde aşağı kaydırma ayarı şeysi mouse boyutu değiştirmiş. Pardon. Şu aşağı kaydırma çubuğu değiştirmiş. Şu mesela merkez pazar. Şu mesela kaydırma minnacık ya. Bu biraz daha kalınlaştırdı özetle. Gerçi burada yandan tıklasanız oluyor mu? Yok, saymıyormuş. Depo, merkez pazar, guild üye şeysi, maid butler list, bu hizmetçi listesi, bu skill'leri fetih savaşı non-dual sistemi durumu, merkez pazar,
NPC'den bir şey alma bu o zaman, bu merkez pazar değilse. RBF, sıralama, guild listesi, şey, arkadaş listesi, guild ve NPC dükkanlarında. Okey, bu mouse imlecinin daha rahat görebileceği bir şey yapılmış, eklemeler yapılmış. Sadece gamepad modunda o iki şey işi, bizde de gelmedi halde eklendi, o yüzden bilmiyorum nasıl bir değişim. F4'te açıklama gelmiş işte. Hangi tuşun ne yaptığına dair. Kurulmuş bir çiti kaldırırken ki açıklama yazısı eklenmiş. Dünya haritasının M'de sol üstteki arama fonksiyonuna açıklama gelmiş. Oradaki şey 6'dan 8'e çıkartılmış şehir limiti. Burada 8 şehir varken 6'da gözüküyordu ya, aşağı kaydırmak gerekiyor. Artık uğraşmaya gerek yok. Çat 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 tıklayıp gidebileceksiniz aşağı kaydırmakla uğraşmadan. Güzel bir değişim. Bu işi pazarından bir işi almaya çalıştığınız ki paranızın yetmeme sorunsalı varmış, o düzeltilmiş. Diyalog penceresi performans ayarları düzeltilmiş. GM notlarını sıralama şey eklenmiş. En son atılan şeklinde sıralama eklenmiş. Korsiyonun silahına ne gelmiş? Ha, tanıtım mesajı eklenmiş siteye. Güzellik salonu ve foto galeriye gözükmemesi şeyler, şeyler kaldırmış. Bug fix yani. Lol. Black Desert Launcher'ından sunucu ana sayfayı açamam sorusalı varmış zoomluyken. O zaten. Onun dışında genel bug fixlerde bir şey var mı? Ona görevlerle ilgili fixleri geçiyorum. Bunların aynısı bize de geldi. Çok da önemli zaten. Aynı şeyler. Ses kapalı olsa bile bu kızarka ve başka cutscene'lerdeki videolu sesle oynama sorunu düzeltilmiş. Okuyların gözündeki bazı arka planlar düzeltilmiş. Bu bizde de geldi, bu da bize geldi. Bu da bize geldi. Bu da bize geldi. Geldi. Aynen, hepsi bize gelmiş. Okey. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Bugünkü Kore notları bu kadardı. Başka bir video